İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. İş kalptedir. Ahmet Mekki Efendi, alim ve veli bir zat. Kullara hizmet için ederdi çok nasihat. İlim hikmet saçardı, konuştukça lisanı. Küfürden hidayete çıkardı çok insanı. Güler yüz ve tatlı dil şiar idi hep ona. Her hali şahit idi evliya olduğuna. Bir gün sevdiklerine buyurdu: İş kalptedir. Onu temizlemek de ancak sohbet iledir. Sohbet bir anda olsa hak dostu bir veli ile beraber bulunmaktır, konuşulmasa bile. Evliya-i kiramdan Behaeddin Buhari vardı ki ziyarete gelmişti ona biri. Baktı ki konuşmuyor. Bekledi yarım saat. Lakin konuşmuyordu yine o mübarek zat. En son dayanamayıp dedi ki: "Ey efendim, bir şeyler söyleyin de istifade edelim." O zaman büyük veli başını kaldırarak ona şöyle buyurdu, hemen cevap olarak: "Bizim sükutumuzdan bir şey anlamadıysan, kelamımızdan dahi anlamazsın ey insan." Yüzüne bakmak bile ibadettir müminin. Çünkü onun kalbinde iman var bunun için. Peygamber-i Zişan'ın kalbinden çıkan nurlar, kalpten kalbe akarak geldi bugüne kadar. Nasıl ki su boruyla gelir ise barajdan, bu nur da kalpten kalbe akıp gelir her zaman. Eğer nasip olmazsa bu nurlar bir kişiye, kavuşmamış sayılır zaten o hiçbir şeye. Velhasıl şu iki şart her kimde varsa eğer, Resulullah'tan gelen bu nura o da erer. Şartlardan birincisi şudur ki, bu nurların kalbinde olduğuna inanmaktır bir zatın. İkincisi, sevmektir o veliyi ihlasla, hiç şüphe etmemektir bu ikisinde asla. Her kimde bu iki şart mevcud ise eğer ki, onun dahi kalbine nur akar elbette ki. Bir günde buyurdu ki: "Olun hep mütevazı. Siz tevazu ettikçe yükseltir Allah sizi. Kibirli olanları ne kul sever ne Allah. Kendisini sadece kendi sever maazallah. Kendini bir kafirden, hatta uyuz köpekten üstün gören Allah'a kavuşamaz katiyen." Hadiste buyuruldu: "İnsanların fenası zor olandır yanına biraz yaklaşılması. Eğer korkuluyorsa varmak için yanına, bir felaket olarak kâfi gelir bu ona. Siz öyle davranın ki kaçmasın kimse sizden. Emin olsun insanlar hem el ve dilinizden. Desinler, gidelim de filanın yanına biz, içimiz açılsın ve ferahlasın kalbimiz."
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden Evliya Keram'dan olan Zünnün Mısri Hazretleri buyuruyor ki, her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi harama bakmamaktır. Dilin tövbesi fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi haram yerlere gitmekten kendini korumaktır buyuruyor Zünnun-u Mısri rahmetullahi teala aleyh. Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Konuşun. İlk dinleyicimiz, buyurunuz. Alamıyor muyuz? Alo. İkinci dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler hocam. Hayırlı evet. Günler, buyurun efendim. Dinliyoruz. Allah Teala razı olsun hepinizden, bütün çalışanlarınızdan. Cümlemizden inşallah Teala. Amin cümlemize hocam. Hocam ben zekat hakkında soracaktım. Benim 40 bin euro param var burada. Kimseyle devrini yapamıyorum hocam. Bazıları dinen zengin, bazıları da kabul etmiyor. Onun devrini yapar mısınız diye sizden rica edecektim. Efendim telefonu kapatmayın. Arkadaşımız alsın. Evet. Görüşelim, hallederiz inşallah Teala. Tamam. Hocam bir de benim geçmişte zekat borçlarım vardı o zaman. Yani dinen bazen zengin oldum, bazen olmadım. Bazen ödedim, bazen ödemedim. Yani para olarak biz şey yaptık. Ben onları nasıl halledebilirim, onları nasıl ödeyebilirim borçlarımı? Efendim ölmeden önce her şeyin çaresi var. Siz telefonu bırakın, onu daha sonra detaylı verirsiniz. Tahmini olarak hesap edeceksiniz onları, tamam? Tamam hocam, şimdi evet. Kapatmayacağım, sizi bekleyeceğim değil mi? Tamam, arkadaşı kapatmayın, arkadaşlarımız sizi yardımcı olacaklar. Diğer dinleyicimize geçelim biz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Hayırlı günler. Öncelikle hocam beratınız mübarek olsun. Amin. İnşallah hepimizin. Cümle Muhammed ümmetine hastalar için, benim hastalarım için dua istiyorum hocam. Allah Teala sıhhat afiyet versin. Hem sizin hastalarınıza, hem şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden hasta olanlar ve hastası olanlar varsa Allah Teala onlarınkine de şifa ihsan etsin. Hayırlı hal, hayırlı neticeler versin. Eceli gelenler varsa da iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Benim birinci sorum şu hocam. Bir bayan göğsünden ameliyat oldu. Göğsünü aldılar. Şimdi ışın tedavisi görecek. Göğüsten üst tarafına açtık zaman oruca zarar gelir mi? Işın sırasında. Işın sırasında. Tamam efendim. Tamam efendim. Bir de hocam şimdi arada hastaneye gidiyor ya, bu mukabele okuyorlar bayanlar kursunda. O okuyamadığı şeyleri cüzü eve geldiği zaman okusa aynı şeyi sevap alır mı? Peki olur efendim. Mu? Tamam efendim. Birazını kendi okudu o zaman. Değil mi? Birazını dinliyor, birazını kendi okuyor da tamam. Onu soracaktım. Başka var mı? Başka bir tane daha var hocam. Buyurun. Hatim okurken. Hatim okurken hatim bitiyor ya. Biterken bu üç defa mı? Üç defa mı okuması gerekir yoksa bir kere mi okunması gerekir? Tamam efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Hayırlı kandiller. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim oğlum 17 yıl önce bir Rus kızıyla evlendi. 16 yıl geçindiler. Bir yıl önce de boşandılar. Ondan sonra şimdi tekrar nikah yapmak istiyorlar. İlk nikahı Hanefi mezhebine göre yapmıştık. Şimdi bunların nikahı nasıl olacak? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Hocam şimdi deprem oldu ya. Üzerinden bir ay geçti. Bu arada tabii kötü niyetli insanlar da boş durmuyorlar. Kendilerine, bunlardan bazıları da kendilerine hoca denilenler, bilim adamı denilenler falan filan. Bir tanesi de çıkmış, milleti korkutuyor. Ayın 14'ü 15'ine diyor, dikkat edin falan diyor, bir şeyler olacak diyor. Ondan sonra deprem bölgesindekileri saymıyorum bile. Hatta İstanbul'da bile
İşte şu tarihte deprem olacakmış diyenler var. İyi de yani bu kadar biliyorsunuz, bu büyük depremler olmadan önce niye söylemediniz değil mi? Bunları biliyorsanız. Var mıdır böyle? Bir de şöyle söyleyenler var. Yine din adamı kisvesi altında neymiş? Güneş, Dünya ve Jüpiter mi aynı çizgideymiş falan da şimdi onun için tehlikeliymiş falan. Sizin böyle bilgileriniz var mı hocam? O zaman sorumu geri alıyorum. Ben köyden geldim. Cahil adamım ben. Ne bileyim ben? O zaman sorumu geri alıyorum. Hocam. Ben burada. Siz ben bildiklerinizi burada. Anlatın. Yeni yeni öğreniyorum. Yaş 70 olaştı ama daha yeni yeni öğreniyorum. Öğrenmeni soru yok ama değil mi? Beşikte mezara kadar ilim tahsil ettiniz. Hadi şerif. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi kaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Onu zaman zaman tekrarlıyoruz. Azeri bir hava sunucusu, spiker. Hava durumu sunan. Hava durumu sunuyor. Onu çok kimse izlemiştir, görmüştür. Burada da çok kimse gördü onu. Çünkü videolar falan dolaştı durduydu. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi adam anlatıyor. Diyor ki işte rüzgar şu yönden esmesi tahmin ediliyor. İşte hava şöyle şöyle bulutlu olması tahmin ediliyor. Şuraların işte yağışlı olması tahmin ediliyor. Burada tahmin diyor hepsini. Sonra da en sonunda diyor ki siz diyor benim söylediklerimi boş verin diyor ya. Yer de onun, gök de onun diyor. Yağdırsa yağdır, yağdırmasa yağdır. Boş verin diyor benim söylediklerimi. Ya bu Azeri itikatta belki de şeyi. Fakat söylediği doğru ya. Sen sadece tahmin edebilirsin. Olacak. Bela gelecek. Hastalanacaksın. Öleceksin. Gebereceksin. Ama sen kendin gebereceksin. Tamam mı? Kendin gebereceksin. Bir kere. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir hanım gelir. Kocası ticaretle meşgulmüş. Hep aynı şekilde Medine dışına gider. O kocası yokken rüya görüyor. Resulullah Efendimiz geliyor. Anlatıyor rüyasını. Diyor ki kocan sağ salim geleceğine işarettir falan. Neyse aradan zaman geçmiş. Peygamber şimdi bir yere gitmişlermiş. Yine o hanımın beyi ticaret için gitmişler. Bir rüya görmüş. Gene gelmiş falan. Ondan sonra demiş Resulullah Efendimiz arıyor. Ashab-ı kiramdan birisi demiş ben de yardımcı olabilirim demiş rüyana. Anlatıyor demiş kocayın öleceğini alamet. Tamam mı? Ve hakikaten de vefat etmiş. Resulullah Efendimiz bunu duyuyor. Bir celalleniyorlar. Azarlıyorlar o zatı. Niye hayra yormuyorsunuz diye. Niye hayra yormuyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey edep, kibarlık hani daha önce Osmanlı Sultanlar Sarayı'nda haza edep konuşmalarına dikkat ediyor. Sarayda ona öyle dikkat ediliyor ki ve orada eğitilen Darülfünun'da o saraydakiler mesela sultan bir gün gözlüğü yaş ilerlemiş alnını şimdi beni de böyle kaldırıyorum ya böyle kaldırmış. Ben o zaman gençken derdim ya niye hissetmiyor falan. Meğer yaşlanınca deri de hassasiyetini kaybediyor. Burada duruyor bir şey ama deri hissetmediği için orada olduğunu bilmiyorsun. Benim başıma da geldi. Mübarek sultan böyle arıyor. Bakmış oradaki hizmeti demiş sultanım ne arıyorsunuz yardımcı olalım. Diyor ki gözlüğümü bulamıyorum. Böyle arar gibi yaptıktan sonra sultanım diyor siz diyor şu diyor başınızın üzerindekiyle idare edin biz onu aramaya devam edelim. Bravo. Abi edep böyle olur tamam mı? Edep böyle olur. Şimdi bir gün ben de evde aynı şekilde baktım dolaşıyorum hanım dedi ki ne arıyorsun? Dedim gözlüğümü arıyorum dedi şuradaki ne? Baktım gözlük. Ha o zaman jeton düştü bende. Ha dedim yaşlanınca deri de hassasiyetini kaybediyor. Ağırlığını da hissetmiyor onun. Şimdi biraz da gözleri de hafif ya hissetmiyor. Bu hassasiyet. Ama bir tane de bir hadise anlatırlar. Şimdi vaktiyle bir hükümdar demiş. Bir atı varmış cins bir at. Demiş bunu demiş eğer öldü derseniz demiş cezayı hak edersiniz. Şimdi ona bakan seyis bir gün gelmiş at hastalanmış, ölmüş. Arz edecek. Yani öl derse cezayı yiyecek. Diyor ki efendim at diyor yattı. Yem yemiyor, su da içmiyor.
kalkmıyor. Hareket de etmiyor. Ve adam öldü desene diyor. Vallahi diyor sen söyledin, ben söylemedim. Sen söyledin diyor, ben söylemedim. Öldü desene diyor. Yani şimdi haberi vermekten vermeye çok fark var. Haberi siz vermek. De bir şeyler görüyorsunuz da iyi ondan mı bize vermeye çalışıyorsunuz şimdi? Değil mi? Şimdi haber vermekten vermeye fark var. Velev ki bilinen bir şey varsa o felaket haberi de aynı şekilde kesin şekilde verilmez. Bu bir. İkincisi, gayb Allah'a paradan başka kimse bilemez. Evet, öleceksin. Doğru. Ama ne zaman? 10 sene sonra, 20 sene sonra, 1 saat sonra, 5 dakika sonra, 1 dakika sonra. Bilmiyorum ama öleceksin. Doğru. Yani ölmek, yani herkesin başına gelecek. Bu söz doğru. Ama gidip de adam aynı şekilde moral bozmanın bir alameti yok. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, ben bir profesör doktor arkadaş bir konferansı vardı, oraya gittim de ben duymamıştım. O profesörden duymuştum. O nakletmişti. Dedi ki Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri hastalıkların tedavisi %50'si tesellidir. %50'si. Ya şimdi geliyor falan. Senin kolun da gitmiş. O böbrek sende gitmiş falan. Sen bir şeyin kalmamış kardeşim. Yakında ölürsün sen böyle falan. Ya ölmeden önce öldürdün adamı zaten. Nasıl ayakta duruyorsun sen ya falan. Ya şimdi o öyle yaklaşılmaz bir kere. O öyle yaklaşılmaz. %50'si teselli. Çünkü o Cevat Baba'na da diyordu. Rahmet, o da söylüyordu falan. Ya dedi moral dedi, vücudunda direncinde şey yapınca kendisini toparlar dedi. Kendisini toparlar. Vücut böyle bir özelliğe sahip. Ama sen hep böyle menfi şeyler söylersen. Ya biz talebelerimizde yapardık. Yani bilmiyorum siz yapıyor muydunuz da yani zıpırlıklar, böyle zıpır çocuklar vardı. Ya yani aklına hep böyle uç şeyler gelirdi falan. Mesela diyelim ki bir derse ona bir öğretmen gelecek. Çocuk da derse çalışmamıştır. Ya neler neler bulmuşlar. Tebeşir tozu yetiyor ondan önce. O nasıl yapıyorsa bir ateş yapıyor falan. Yüzü kızarıyor falan. Şimdi öğretmen onu çalacak ve bakıyor ki perişan şey falan. Oğlum hemen diyor sen git hemen de. Zaten maksadı o yani. Hastamazsa falan değil. Ama bazıları da öğrencilere yaparlardı. 3-5 kişi ayarlarlar. Dedi işte şurada oturan ders çalışıyor ya falan. Bana gidiyor. Erol nasılsın ya falan. Ya senin yüzün ne olmuş öyle, hasta mısın? Yok hasta değilim falan. Ama gidiyor öbürsü geliyor. Allah Allah senin yüzüne ne olmuş ya, bembeyaz olmuşsun, hasta mısın sen? Yok değilim ya. O gidiyor bir başkası geliyor. Ya senin yüzün böyle ateşinde mi var yoksa falan. Bakıyor falan ya birazcık var gibi falan. Ondan sonra onlar çekiliyor, onlar takip ediyor onu. Bu doğru. Lavaboya gidiyor. Ayda da yüzüne bakıyor. Tabii onlar öyle söylediği için bu da yüzünü öyle görüyor. Zaten renk gitti. Ben hastayım demeye başlıyor. Ben hastayım demeye başlıyor. Mesela savaşlarda ordunun moralini yüksek tutmak gerekiyor. Daha önce mesela Osmanlı Selçuk dönemlerinde yani gönül gözü açık olan alimler, evliya orduyla beraber hareket ederdi. Onlar orduya moral verirdi. Mesela bakıyorsun düşman kalabalık. Yani öyle tesirli sözlerle anlatıyorlar ki hiç gözü görmüyor ondan sonra. Kalabalıkmış, dünyanın hepsi gelmiş falan. Umurunda bile olmazdı. Savaşıyordu. Yoksa öbür türlü bunlar bizi işte pire gibi ezer geçer, bilmem ne gibi ezer geçer falan diye hiç bakanda falan. Zaten de bitti zannediyorum. Bitirdin yani. Psikoloji savaş deniyor ya buna. Dolayısıyla hatta ben bir şey okumuştum da orada dikkatim çekmişti. Şimdi Avusturya İmparatoru taç giyecek. Ya Mustafa Bey enteresan hakikaten ecdadımız, dedelerimiz. Ne mükemmel insanlarmış. Ya fotoğraf makinesi yok, kamera yok, bir şey yok. O Avusturya İmparatoru'nun tacını birebir aynısını yapmışlar biliyor musun? Tam taç merasiminde sarayın içerisinde bir kargaşalık çıkarıyorlar. O anda o taç giyme merasiminde taç yere düşüyor. Osmanlı kendi yaptığı casuslarıyla o tacı da yere atıyor. Şimdi ortalık düzenleyince bir bakıyorlar ki 2 tane taç var. Anlıyorlar bunu Osmanlı'nın yaptığını. Ya şimdi hangisi esas taç? Psikolojik savaşmış meğer o. Şimdi imparator hangisini giyerse Osmanlı diyecek ki sizin imparatorunuzun başındaki taç bile sahte. Değil mi? Adamı refüze ediyor. Adamı refüze ediyor. Dolayısıyla insanlara mesela bu kul hakkı Allah rahmet eylesin Enver abiler hani uzattım biraz da yani Enver abiler noktayı koymuştu. Buyurdular ki yani kul hakkı kitaplarda anlatılmış. Sen dediler masanda otururken
Çok neşeli, bir haber duymuştur o sebepten dolayı sevinçten uçuyor, geliyor falan. Sena işte, ooo selamun aleyküm Mustafa Bey, nasıl falan filan böyle şey yaparken. Kardeşim işim için var, ne diyeceğiz, ne demeyeceğiz, ben bir deyiverdin. Buyurdular ki onun moralini bozdum, buyurdular kul hakkıdır bu. Kul hakkıdır bu. E sen şimdi yüzlerce, binlerce, belki de milyonlarca insanı deprem gelecek, öleceksin, yıkımın altından kalacaksın. İşte şu tarihi bekleyin falan. Ya zaten aynı şekilde adamı sıfır noktasına indirdin. Sıfır noktasını indirdin. Velev ki böyle bir şey hani sana getirdi birisi aynı şekilde kayıptan haber getirdi bitirdi de yok öyle bir şey de bildirse bile. Ya bu söylenmez ki ya. Sana ne? Eğer söylenmesi gerekirse ilgililere söylenir. Onlar da yani getirdiğin habere itimat eder, etmez, ona göre tedbir alır. Sana ne? Ondan sonra bunu fırıncı küreği gibi ağzını açıyorsun falan. Zaten bakıyorum bu tip insanlar böyle şeyde söyleyiver. Gündemde kalmak için. Kimsenin tabii, söylemediği şeyleri söylerler. Tamamen söylerler. İlgi çekmek için. Mesela kadınlardan da var böyle. Sırf gündemde kalmak için. Affedersin kocasını boynuzluyor. Ya da aynı şekilde ne bileyim evliyken gidiyor bir başkasıyla kaçıyor. Yani bazıları böyle gündemde kalmak için kendinden konuşturmak için yapıyor. Kendine yapıyor. Hatta biz eski binadayken bir gün bir arkadaşım birisi geldi. Dedi falan işte şarkıcı kadın dedi kocasından niye ayrılmış biliyor musun falan filan. Ya dedim beni ne ilgilendirir benim branşım. Yo dedi bak seni ilgilendirir dedi abi kızma dedi. Seni ilgilendirir de sana anlatayım dedi. Öyle söyle bakalım dedi. Gitmişler o şarkıcıya demişler ki bak böyle muntazam bir aile görüntüsü gösteriyorsun. Gündemden düşüyorsun. Dolayısıyla gündemden düştüğün için şey gelmiyor bize. Para gelmiyor. Onun için demiş aynı şekilde kaçamak yapacaksın. Kocanı boynuzlayacaksın. Gündemde kalacaksın. Yahut da aynı şekilde vücudunu sergileyeceksin. Kalçanı göstereceksin. Bilmem ne yapacaksın falan filan. Gündemde kalacaksın. Ha dedi böyle hayatın içine. Yani muhteşem bir hayat kuruyorsun. Çoluğun çocuğun var. Sırf aynı şekilde üç kuruş para gelme veyahut da şöhrette kalabilmesi için aynı şekilde ahlaksızlık bilmem neler yapacaksın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi insanlar farklı farklı bulunduğu duruma göre. Bazılar da sarıklı, sakallı, cübbeli neyse veyahut da aynı şekilde kravatlı ilahiyat kariyeri var falan. Bunlar da gündemde kalabilmek için Hazreti Meryem'e radıyallahu anh'a dil uzatır. Bir başkası aynı şekilde bilmem nereye dil uzatır. İlahiyatçı yapıyor bunu. Evet. Ondan sonra bir başkası kalkar işte deprem olacak falan tarihte şöyle şöyle olacak falan filan uydurup söylüyorlar. Hatta bir tanesi de 31 Aralık'ta Mekke'nin fethi diye 7 Ocak'ta Mekke'nin fethini 31 Aralık'a çekip o Noel'i kutlattırıyor dini açıdan. Yani böylelerin peşinde gidilmez ya. Böylelerin peşinde gidilmez. Ya millet de biraz uyanık olması lazım. Yani aynı adam 28 Şubat için de bir şeyler söylemiş. 28 Şubat geçti. Dediği şeyler olmadı yani. Daha peşine düşmeyin artık. Yani. Hiç. Değil mi? Bunu getirip de sormayın yani. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen. Peygamber Efendimiz cemaatte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyuruyor. Müslümanların başına ne geliyorsa hep birbirimize kusur, kabahat bulmaktan geliyor. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah'ın dinine sarılın, ayrılmayın buyuruluyor. Müslümanlar bir vücut gibidir. Bir insanın kolunu, bacağını ayırırsanız, gözünü çıkarırsanız, kulağını keserseniz, o artık normal bir insan olmaktan çıkar. Ayrılan parçalar da kısa zamanda çürür ve hiçbir şeye yaramaz. Artık ne uzuvlarda ne de vücutta hayır kalır. Hadis-i şerifte insanların hayırlısı Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir buyruluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi olduğu gibi aynı zamanda içindeki emir ve yasaklardır. İnsanların hayırlısı Kur'an-ı Kerim'in ilimlerini bilen ve o ilmi yayandır. Doğru yazılmış bir ilmihali yaymak, Kur'an ilimlerini yaymak olur. Bunun için Ehl-i Sünnet alimlerinin eserlerinden hazırlanan Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okumalıdır. Din, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve bunların açıklaması demektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e ulaşmayan
ve onun kaynağından çıkmayan hüküm din olmaz. Çünkü dinin aslı odur. O halde Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen ilmihal okumalı, yani dinini öğrenmelidir. Yoksa ya anlatan kişi yüzünden veya kendi anlayışı yüzünden bir kelimesine yanlış inanmış olsa dinden çıkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendi anladığına göre tefsir eden kafir olur buyuruyor. Böyle bir meali, tefsiri, yazıyı okuyup kabul eden de kafir olur. Dinin aslı nakletmektir. Yani ben mürşidi kamil olan hocamdan duydum, size onu bildiriyorum demektir. Hocası da aynı şekilde kendi hocasından öğrendiğini bildirmiştir. Onun da hocası derken bu silsile Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Çünkü kaynak orasıdır. Bu mübarek su oradan çıktı. Daha sonra tıpkı bir barajdan şehirlere suyun gittiği gibi o kaynaktan dağılan su bize kadar gelmiştir. Bunu hiç bozmadan, bozdurmadan, içine hiç yabancı madde koymadan, koydurmadan ancak ve yalnız ehl-i sünnet âlimleri getirmişlerdir. Maalesef diğerleri kendilerine göre bir şeyler ilave etmiş veya çıkarmışlardır. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehenneme gidecek hadis-i şerifinde bildirilen bozuk fırkalar, Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana verdikleri, kendi görüşlerini bildirdikleri için cehenneme gidecektir. Hadis-i şerifin devamında bir tanesi kurtulacak, o da bana ve eshabıma tabi olanlardır buyruluyor. Yalnız bana değil, bana ve eshabıma buyruluyor. Elbette bir büyük zatı ancak onun talebeleri doğru anlayıp doğru anlatabilir. İşte eshab-ı kiram da Resulullah Efendimizin talebeleridir ve ondan işittiklerini aynen naklettiler. Bu yolun hususiyeti budur. İmam Rabbani Hazretleri, ilimlerin kaynağı ve ikinci bin yılın müceddidi olmasına rağmen, ben bir papağanım, üstadım ne buyurmuşsa onu söylerim. Yoksa ben hocamdan bunları duymazsam nasıl söylerim buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de, biz o büyüklerin huzurunda hazır olsak hesaba katılmayız. Gayb olsak aranmayız. Onlar büyük zatlardır buyuruyor. İnsanın bilgisi arttıkça tanıması artar. Tanıması arttıkça da edebi ve korkusu artar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, Allah-u Teala'dan en çok korkanınız, onu en çok tanıyanınızdır buyruluyor. Onu en çok tanıyanlar İslam alimleridir. Bize kadar canla, malla, binbir emek ve zahmetle gelen Ehl-i Sünnet bayrağını mutlaka bizden sonrakilere de ulaştırmak zorundayız. Eğer bu vazifeyi yapmakta gevşek davranırsak, ihmal edersek, ahirette asla hesap veremeyiz. Çünkü üzerimizde iki büyük farz vardır. Bir, öğrenmek. İki, öğretmek. Elbette dinimizi öğreneceğiz. Ama bizden sonrakilere de öğretmek zorundayız. İlim öğretecek kadar alim değiliz. Fakat vazifemiz, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Bu kitaplar birer mektup gibidir. Bize ait olanı açıp okur, gerekeni yaparız. Başkasına ait olanıysa açıp okumadan posta memuru gibi götürüp sahibine veririz. Başkalarının mektubunu açıp bir de onlara anlatmaya kalkışırsak, hem kendimizi hem de başkalarını mahvederiz. Yani kitaptakileri kendimiz anlatmaya çalışmamalı, kitap vermeli, gerisine karışmamalı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, gerçi onu havale ettik ama, yani elindeki paranın
kırkta birini verecek. Peki daha önceden veremedikleri varsa? Veremedikleri varsa? Şimdi bu çok kimse de vardır. Mesela uşru sonradan öğrendi, hayvan zekatını sonradan öğrendi. Ticaret malını ve elindeki paranın zengin olmuştur. Bugün kitap okuyunca veya dinleyince, anlayınca. Bu borçlardan bir an önce kurtulmak lazım. Yoksa ahirette bunun hesabı sorulacak. Peki ne yapar? Otur tahmini hesap eder. Ha biraz fazla fazla hesap eder. Biraz fazla fazla hesap eder. 10 sene tahmini olarak ben şu senelerde zengindim. O zaman tahmin edelimdi şu kadar vardı. Bunun 40'ta biri bu kadar. Bunların hepsini toplar. Topladıktan sonra yani kendi zamanındaki tahmin ettiği zamanda altın fiyatına göre de hesap edebilir. Eğer oturup ince detaylı yapacak olursa. Yok ya bu zamana göre yapıvereyim falan derse de yapar kendisi bilir. Önce bilen bir fakirle altına devrini yapar. Devrini yaptıktan sonra bunun karşılığı belli ya. Şu kadar miktar. Onu bir yere yazar. Artık eline geçtikçe taksit taksit. Azar 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 onları ödemeye devam eder. Altında devri yapıldıktan sonra. Elinde hesap miktarı varsa artık her sene o gelince onu da aynı şekilde hesap etmeli. 40'ta birini almalı. Altında devrini yaptıktan sonra bir kenara yazmalı şu kadar borcum var diye. Sene içerisinde istediği kadar aynı şekilde verebilir mi? Verebilir. Gelelim efendim diğer dinleyicimiz sualine. Kadının göğsünde rahatsızlık olması sebebiyle göğüsleri alındı dedi. Işın tedavisi herhalde kanser. Evet. Öyle anlaşılıyor. Işın tedavisi yapılıyor dedi göğüs kısmında. Peki dedi oruçluyken ışın tedavisi yapılırsa oruca bir zararı olur mu? Şimdi Mustafa Bey oruçta iki kelimeyle bitirivermiş. Vücuda gıda ve deva bir şey girerse. Gıda deva. Bu girerse. Oruç bozulur. Serum bağladın. Oruç bozulur. İğne vuruldun. Oruç bozulur. Aşı yaptın. Aşı yaptın. Oruç bozulur. Ağrı kesici içtin. Ağrı kesici içtin. Veya iğne yapıldı. Bozuldu. Efendim sağlam deri üzerine merhem sürdüm. Sağlam deri üzerine sürdüm. Oruca bir zarar vermez. Hatta mesela o kalp göğüs altında kalbin üzerine bir merhem sürülüyor. Vücut onu emiyormuş. Ama vücudun normal bir şekilde oraya iğneyle zerk etmiyorsun. Sağlam deri üzerine sürüyorsun ama vücut onu emiyor. O da oruca zarar vermez buyuruyor. O da oruca zarar vermez. Ama efendim ışın tedavisi yani orada bir ilaç zerk edilmiyorsa bir şey verilmiyorsa bunun da bir zararı yok. Yani oruca bir zarar vermez. Yani vücuda herhangi bir şey girmiyorsa. Diyelim ki o bölgede işte ışın tedavisi yapacağız. Burada ağrılar olabilir. Dolayısıyla burayı uyuşturacağız. İşte anestezi yapacağız. Yahut da ağır kesici bir şey zerk edeceğiz. Oruç olur. Şey mesela diş çektirmekte oruç bozulur mu? Hem bozulur hem bozulmaz. Olur mu ya? Hem bozulur hem bozulmaz. Evet olur. Mesela diyelim ki bizim çocukken hatırlıyor işte dişini tekrar öyle morfin ne gezer köyde bir tane vardı bir kerpeteni vardı küçük aç ağzını açıyor şak diye çekiyor ağzın kan doluyor. O kanı yutmadıkça oruca bir zarar vermez. Ya da önce yumruk atıyor. Orayı uyuşturuyor. Değil mi? Dolayısıyla onu bir zarar vermez. Ama oraya anestezi yapacak yani morfin vuruyorsa oruç bozulur tabii ki. Oruç bozulur. Burada da büyük ihtimalle içeriye verilen bir şey yok ilaç olarak. Onu soruyor demek dinleyicimiz. Eğer öyle bir şey yoksa bir mahsur yok. Oruca bir zararı olmaz. Efendim mukabeleye gidiyordu orada dinliyor. Ondan sonra dönünce orada dediği dinleyemediği kısımları evde okursa. Hatim etmiş olur mu? Ya tamamlamış olur da hatim olmaz. Çünkü orada sadece dinledi dinleme sevabı olur. Hatim dinlemiş oldu. Peki hatim okumak için o mukabelede dinlerken de mushafı eline alıp kendi isteyeceği sesle yavaş yavaş o okunan tekrar ederse hem dinlemiş hem okumuş olur. Ve dinleyemediği kalan kısmı da gelip evde okursa Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar bu şekilde böyle yaparsa hatim etmiş olur. Hatim biterken İhlas'ı 3 defa mı okumalı? Yani adet haline gelmiş kitaplarda açık net bir şekilde ifade yok. 3 defa okumanın da bir zararı olmaz. Ama 3 defa okunacak diye bir şartı yok. Son artık elemtereden aşağısını
Hani tekbiri getirerek mi okuyacağız? O da şart değil. Yani kitaplarda açıkça burası tekbir getirerek okuyacak diye bildirilmiyor. Besmele çekerek her bir sureyi okursun. Nas, Kunun Serapin Nasi'yi okuduktan sonra tekrar başa Fatiha, Elif Lam Mim. O niye okunur? Mesela Saadet-i Bedi'de buyuruyor ki yeni bir hatime başlamak için Elif Lam Mim ve Fatiha-i Şerif okunabilir buyuruyor. O da o niyetle okunuyormuş. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Bundan dedi 17 sene önce dedi oğlum dedi bir Rus kızıyla evlen dedi. İşte uzun zaman geçmiş sonra ayrılmışlar falan. O zaman diyor Hanefi mezhebine göre nikah hakkı yapıldı. Şimdi tekrar diyor birleşmek istiyorlar, evlenmek istiyorlar. Yani evliliklerini devam ettirmek istiyorlar. Yani ne yapılabilir? Efendim ilk nikah, dini nikah hakkitlerinde bu imam nikahı değil. Hala bize mesela dini İslam'a gelen suallerde de var. İmam nikahı diyorlar. İmam nikahı değil. Bunu Masonlar, komünistler uydurdu. Dinsizler uydurdu daha doğrusu. Hristiyanlar kilisede yapıyor bu akdi. Hiçbir Hristiyan ülkesinde buna papaz nikahı denmiyor. Yahudiler de haham eşliğinde Havra'da yapıyor. Ama hiçbir Yahudi de kalkıp da haham nikahı demiyor buna. Evet. Bu dini nikah akdini imam yapar diye bir kayıt da yok ya. Herkes yapabilir. Aile içinde de yapılabilir. İmamın müftünü yapması şart değil ki öyle bir şeydi söz konusu değil. Onların öyle bir yükümlülüğü de yok. Öyle bir yükümlülüğü de söz konusu değil. Mesela Saadet-i Ebediye kitabına Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin İlmi Efendi nikah hakkının nasıl yapılacağı nikah bahsinde yazılı. Orada aç okunacak dualarda yapılacak işlerde teferruatıyla anlatılmış. Aç onu. Yani oğlan kız ondan sonra iki tane de şahit çağırdı. Orada yazıyor. Önce şu duayı okun okursun orada yazılı. Ondan sonra nasıl söyleneceği de işte Allah-u Teala'nın peygamberimizin sünnet seniyesi ve amel demesimizin İmam-ı Azam ve Hanif Hazretleri işte daha zorlu Müslümanlar şehadetleriyle erkeğe işte falanın kızını şu kadar mehr müeccelle kendine tezvic ettin mi? O da bu nikahla kabul ettim. Ondan sonra kıza veya kızın vekiline sorulur. İşte işte falanın oğlunu kendine aynı şekilde eş olarak veya da zevç olarak bu kadar mehir müeccelle kabul ettin mi? O da bu nikahla, bu mehirle kabul ettim der. Bunu ikişer defa daha sorarsın. Bitti. Nikah hak edilir. Ondan sonra duası var. O duayı da orada aynı şekilde okursun. Bitti bu kadar yani. Başka bir şeysi yok. Dolayısıyla buna imam nikahı demek o kafirlerin uydurduğu şeyi tasdik etmek demektir. İmam nikahı değil, bunun adı dini nikahtır. Akittir bu. Bunu bu şekilde böyle yapmalı. Dolayısıyla şimdi bunlar ilk dini nikah akitlerini Hanefi mezhebinin şartlarına uyarak yapmışlar. Şafii mezhebinin şartları yerine gelmediyse, kızın kadının babası Müslüman değilse, çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri nikah akdi yapılırken velinin de salih olmasını, sadece Müslüman olmasını değil salih olmasını da şart koşuyor. Dolayısıyla zaten Müslüman değil. Ha böyle durumda ne olur? Böyle durumda ne olur? Mesela abisi falan var Müslümandır, salihtir. Ha o olabilir. O da yoksa. O zaman bu kadın beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında yabancı birisine der ki beni falanın oğluna nikah etmek üzere seni kendime veli ve vekil tayin ettim der. Veli ve vekil tayin ettim. Dolayısıyla o veli ve vekil tayin edilen kişi mecliste olacak. Şafii mezhebinde kadın olmuyor mecliste. Ondan sonra erkek kendisi olacak. İki tane de şahit. O şahitler de beş vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında kimseler olacak. Ve Saadet-i Ebedi'deki yazılan biraz önce söylediğimiz Allah-u Teala'nın emri peygamberin sünnet seniyesi ve orada mesela amelde mezhebimizin imamı İmam-ı Azam İbani Fazıl'ın iştihadı deniyor. Öyle demeyeceğiz. Allah-u Teala'nın emri peygamberin sünnet seniyesi ve İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadı hazır olan Müslümanların şehadetleriyle İşte falan ne olmuş şu kadar mehri müeccelle kendine zevç olarak kabul ettin. Bu mehirle kabul ettin. Döner erkeğe de falanın kızını şu kadar mehri müeccelle Allah-u Teala'nın emri peygamber sünnet sinyesi İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadı ve az olan Müslümanların şehadetleriyle kendine zevci olarak kabul ettin mi? Bu mehirle kabul ettim. Bitti. Zevç olarak kabul ettim. Nikahımı aldım. Bu zevç ve nikah kelimelerini de kullanacak. Böylece Şafii mezhebine göre yani önceki nikah hakları İmam-ı Azam İbani Fazıl'ın nikah şartlarına uygun olduğu için günah işlemediler. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına uygun yapınca iddet falan beklemesine gerek yok. Çünkü daha önce İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştihadına göre bunlar evli değildi. Ama nikahta ve talakta artık Şafii mezhebinin taklitleri evliliğe devam edebilir.
Kadın Müslüman değilse? Kadın Müslüman değilse o zaman yine veli ve vekil tayin edebilir. Ama ehli kitap olmak kaydı şartıyla. Efendim Hristiyan. Hristiyanlar içerisinde ehli kitap da var, putperest de var. O ne demek? İsa Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın oğlu olarak kabul ediyorsa bu müşriktir. Efendim kadın Yahudi. Yahudilerde de var öyle. Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın oğlu kabul eden fırkaları var onların. Onlar da müşriktir. Bu tip kadınlarla aynı şekilde evlenir. Peki Müslüman bir hanım, Hristiyan bir erkek veyahut da Yahudi bir erkek de evlenebilir mi? Evlenmeye niyet ettiği an kafir olur. Kafir kafirle evlenmiş olur. Yani kadına öyle bir izin söz konusu değil efendim. Dinimizde bir başkasına yıllık hatim okuma diye bir şey var mı? Hep böyle bilmediğim yerlerden soruyorsun sen. Aylık da var mı ki bunun? Haftalık, günlük? Vardır tabii yani. Artık. Tabii yıllık olduktan sonra. Yıllık olduktan sonra. Değil mi? Öyle bir şey yok. Şimdi insanlar bir şey böyle kitap okumadığı için kendilerine göre uydurup söylüyorlar. Ya bir insan Kur'an-ı Kerim'i bir sene içerisinde hatmedebilir, iki sene içerisinde hatmedebilir. Yoksa efendim yıllık hatim etme mecburi yok öyle bir şey. Ramazan-ı Şerif'te hatim etmek çok sevaptır. Günde bir cüz okursun. Efendim Ramazan-ı Şerif'te üç defa hatim okuyabilir mi? Okuyabilir. Eğer hafızsa okuyabilir. Ama böyle vıdı 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 yaparak da aynı şekilde tecvid kaidelerini falan harfler falan yuvarlayarak okuyorsa bir kıymeti olmaz onun. Hakkıyla okuması lazım. Onun için her gün bir cüz okusun. Bir hatim. Peki şey var mı? Her ağızdan bir Yasin. O nasıl olacak? Yani herkesten bir Yasin toplanıyor ama her ağızdan bunun adı var yani. Her ağızdan bir Yasin. O sonra din olarak yerleşiyor. Sen her ağızdan bir Yasin yaptırdın mı? Yok yaptırmadım. Ustaya sipariş verdim yaptıracak. Siz de bizim hep önümüze tıkıyorsunuz hocam ya. Bu uydurduğumuz şeyleri yok diyorsunuz geçiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.